İlk düdük geliyor ve karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ogün Özçiçek topa dokunan oyuncu oldu Gaziantep'te. Şimdi geriye bir pas. Ertuğrul Ersoy. Salem M'Bakata. Salem M'Bakata sol bek. Hemen onun önünde de Gradel oynuyor bugün. Dört önemli oyuncusu. Kaleci Nita, Deniz Drăguș, Mustafa Eskellaç ve Furkan Soyel bu karşılaşmada forma giymiyor. Tabi haftaya Trabzonspor karşılaşması var. Kuşkusuz o maçı da düşünüyor Rumen teknik direktör. Görüntüde Şumudică 52 yaşında. Ülkemizde Kayserispor, Çaykur Rize ve Yeni Malatya'da çalıştı. Bir dönem 2019-2021'de Gaziantep'te yine görev almıştı ki bu ikinci dönemi Rumen teknik direktörün. Etimesgut Belediye 2. Lig kırmızı grupta mücadele veriyor. Ogün Özçiçek. Top savunmada. Ertuğrul. M'Bakata. Gradel'le anlaşamadı. Taç atışını kullanacak şimdi konuk ekip. Miraç. Topu Alper Hoca'dan aldı. Miraç şimdi gönderdi taç atışını. Gradel araya girdi. M'Bakata. Maxime doğru. Kontrolsüz bir pas bu. Dışarı çıkıyor. Bir kez daha aynı noktadan taç atışı. Uzun top. Arda Kızıldağ. Kaleci Batuhan Şen. Savunmada hazırlık pasları ev sahibi takımdan. 3. dakikadayız. Gradel. Max Gradel. Gradel. Faul. Oyun durdu. Ogün Özçiçek yerde yatan oyuncu. Ve faul yaptı. Batuhan Gün aldı. Geldi. Meslektaşından özür diledi. Oyun duran topla devam edecek. Topun başında Ertuğrul Ersoy. En geriye. Ertuğrul. Yeniden top onda Gradel. Soldaydı M'Bakata. Bu kez ön tarafa çıktı. M'Bakata'nın koridoruna doğru bir uzun top geliyor. Seken topu aldı Gradel. Fazla açtı ayağından. Ertuğrul bir kez daha. Maxim'e doğru. Şimdi Maxim. M'Bakata ve Ertuğrul. Arda. Arda'nın pası sağ kanada geldi. Gradel top istiyor. Albian Ajeti bugün ilerideki kozu Gaziantep'in ve Şumudika'nın. Kaleciye bir geri pas. Hiç riske girmedi Burak ve doğrudan ileri doğru gönderdi. Topu kontrol eden oyuncu Yakup Alkan. Yakup'un 5 golü var ligde. Etimesgut Belediye 2. Lig kırmızı grupta 13. sırada. 15 maç sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet, 9 gol attı, 15 gol yedi, 18 puana sahip. Atılan 9 golün 5'i Yakup'tan. Gaziantep takımı da ligde 14. sırada, 14 maç sonunda 5 galibiyet, 9 mağlubiyet, 15 puan. Ligin berabere kalmayan tek takımı şu anda. Galibiyet sayısı 5, mağlubiyet 9 değerli seyirciler. Bu noktada Gaziantep takımı ya kazanıyor ya kaybediyor. Ve bu haftada Trabzonspor'la karşılaşacak. Onu da vurgulayalım. Şimdi geriye bir pas. Kaleci Burak. Top Gaziantep'in. Maxim. M'Bakata. M'Bakata son çizgide. M'Bakata çalımı denedi, korner. İlk köşe vuruşu. Maçın ilk köşe vuruşu Gaziantep'in. M'Bakata ekranda. Görüntüde Kürşat. Korneri kullanacak ev sahibi takım. Paslaştılar o gün. Maxim orta, kafa vuruşu savunmadan geliyor. Mirza kontrol etti. Mirza içeri doldurdu. Maxim arkaya şut. Aslında müsait bir pozisyondu ama etkili vuramadı Jevtović. O gün ekranda. Jevtović ileri uçta, hemen yanında da ona destek veren Ajeti. Şu anda geldi Jevtović ve bir top kaybı. Hareketlenen Yakup. Bir çalım denemesi. Son müdahale orada Jevtović'ten. Geldi, savunmasına yardım ediyor. Gradel. Maxim. Gradel. Orta Gradel. Savunmanın müdahalesi. Max Gradel, biliyorsunuz, Türkiye Kupası finalinde Sivasspor Kayseri maçında attığı gollerle oyuna damga vurmuştu. Sivas'a kupayı getiren isimdi Max Gradel. Ve şimdi Gaziantep'in başarısı için ter döküyor. Arda Kızıldağ. Şimdi araya bir top. Geçmedi. Miraç'ın müdahalesi. Kaan. Onur Kalkan. M'Bakata'ya faul yapıldı. Hakem oyunu durdurdu. Arda. Ömürcan. Ertuğrul. Gradel solda. Şimdi aldı. Max Gradel. Ogün. Ertuğrul. Çok iyi aldı topu önüne. Mirza. İçeri girdi. Pasını aktarıyor. Savunmanın müdahalesi geldi. Melih. Taç Gaziantep'in. 10. dakikadayız. Durum 0-0. Maxim. Ogün Özçiçek. Yerden bir pas. Mirza. Arka tarafta Marko Jevtović. Sağ kanada çıkarttı topu. Jevtović yeniden gidiyor. Korner bayrağı diplerine doğru. Pasını aktardı. Jevtović topu oyunda tuttu. Mirza içeri baktı. Orta. Gradel'e gelmedi. Miraç'ın müdahalesiyle top dışarıda. Taç. Maçı hızlı başladı ev sahibi takım. dışarıda değerli seyirciler. Şimdi şut, kaleci, gol pozisyonu, top dışarı çıkıyor. Son müdahale geldi. Çok kritik bir müdahale geldi. Hem kaleciden hem savunmadan. Gradel çeyrek daireye doğru koştu. Korneri kullanacak. Çok tempolu bir mücadele oluyor değerli seyirciler. Gradel aldı topu, girdi ceza sahasına. Gradel orta. Savunmanın müdahalesi. Top arkaya sekti. Şut, kaleci çıkartıyor topu. Mirza Cihan'ın vuruşu. Sonrasında bayrakla kalktı. Ertuğrul'un itirazları var yardımcı hakeme. Oldukça heyecanlı bir dakikayı geride bırakıyoruz. İşte pozisyon, bakın. Burada kimsenin beklemediği bir an. Çok sert bir vuruş kaleci. Sonrasında savunma Miraç. Arkasından korner kullanıldı. Gradel savunma çıkartamıyor. Mirza'nın bu vuruşunu müthiş çıkarıyor kaleci Burak Tuğ. 2005'li Burak. Ülke futbolunda hakikaten çok yetenekli yerli kalecilerimiz mevcut değerli seyirciler. Birbirinden kaliteli, birbirinden değerli yerli kalecilerimiz var. İşte onlardan biri. Tabii diğer tarafta Batuhan Şen de öyle. Batuhan da çok iyi, gelecek vaat eden bir kaleci. Yerden bir pas geldi. Gaziantep hata, top dışarıda. Maxim gidiyor çeyrek daireye. Oyunun temposuyla çok iyi oynuyor, ayarlıyor Gaziantep değerli seyirciler. Oyunun ve sahanın şu anda hakimi. Korneri kullanacak siyah kırmızılı takım. Maxim içeri geldi, top bir kafa dışarıda. Arda Kızıldağ. Bir stoper olarak o da şansını denedi. İşte Arda yan yana oynuyor. İkisi de Ertuğrul ve Arda. Ertuğrul da şöyle ona bir nazira yaptı. Keşke bana bıraksaydın der gibi. Arda şansını denedi ama topu ağlara gönderemedi. Kale vuruşunu kullanacak şimdi Burak Tuğ. Etimesgut Belediye'nin kalecisi biraz önce çok iyi bir kurtarışa imza attı. Arda. Hava topu. Oyun durdu. Tehlikeli bir hareket. Sol kanada. Gradel. Gradel girdi ceza alanına. Ogün. Kaleci Batuhan çıkın diyor arkadaşlarına. M'Bakata. Ertuğrul. Gradel. Ertuğrul. Arda. Ogün. Arda ve M'Bakata. Bir kez daha Ertuğrul. Bir kez daha Gradel. Bir kez daha top M'Bakata'ya geldi. Havalandı top şimdi. Gradel. Yatarak müdahale Ogün'den ve taç. Ogün Özçiçek. 99 doğumlu Ogün. İleri doğru uzun bir top ve dışarıda. Evet, bugün Gaziantep'in 4 önemli oyuncusu, ilk 11'in kemikleşmiş oyuncuları. Kaleci Nita yok. Deniz Drăguș ki 5 golü var ligde Deniz'in. Deniz Drăguș yok. O da dinleniyor ve Mustafa Eskellaç o da dinleniyor. Furkan Soyer de tribünde. Şimdi Maxim. Cezalı Jevtović tam dışında topla buluştu. Biraz yayın oralarda topla buluşunca doğrudan kaleyi düşünen bir oyuncu Jevtović. Bir çalım denemesi. Şimdi bir kontra buldu Etimesgut Belediye. Yakup'a doğru hızlı bir top. 99 numaralı formasıyla Yakup Alkan'ın da 5 golü birlikte tecrübeli bir oyuncu. Etimesgut Belediye'de şu anda en genç kaleci Burak sevgili seyirciler. Ve takımın abisi de Yakup Alkan. Taç atışı Etimesgut Belediye'nin. Evet, maçta forma giyemeyen oyuncular tribünden takip ediyor karşılaşmayı değerli seyircilerimiz. Gaziantep'in yedek oyuncularını birazdan söyleyeceğim. Bu atak bittikten sonra Maxim yerden bir pas. Gol pozisyonu, Gradel'e offside. Evet, Gaziantep'in yedekleri kaleci Burak Bozan, Cileboci, İlker Karakaş, Canio Bikel, Morais, Oğulcan Çağlayan, Onuran Babuşçu, Lazar Marković, Luka Stankowski ve Riyaskos. Etimesgut Belediye, kaleci Abdülaziz Demircan, Yiğit Yıkılmaz, Caner Öztürk, Mehmet Han Küçük, Mehmet Emin Keskin, Mehmet Tekeci ve Fatih Arhan. Ertuğrul Gradel çekti geriye. Ertuğrul Arda Ömürcan'a doğru. Şimdi Mirza Cihan bekleyin dedi. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdu çünkü Ömürcan Artan'ın bir sakatlığı var ve hakem hemen oraya gidiyor. Dakika 18. Hakem atışıyla oyun başladı. Maxim. M'Bakata. Gradel. Boşluğu buldu. Gradel. M'Bakata ile oynuyor. M'Bakata yerden bir pas. Jevtović ceza sahasında. Gradel uzak noktaya kesti topu. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Yakup kendini gösterdi. Şimdi onuna. Yakup. Ertuğrul karşıladı onu. Mirza Cihan. Bir top kaybı daha. Marko Jevtović. Maxim. Ogün. Ömürcan. Maxim. Aldı topu. Maxim aktardı. Mirza. Orta. Şut. Kaçtı. Çok net fırsat kaçtı. Ajeti ekranda. Albian Ajeti. Dört maçta bir golü var ligde. Sadece 59 dakika süre alabilmiş şu ana kadar. İsviçre pasaportu var Albian Ajeti'nin. 26 yaşına değerli seyirciler. Bugün ilk 11'de başladı. Yakup şimdi aldı topu. Yakup baktı kaleye. Yakup geç kaldı. M'Bakata. Ömürcan. Mirza Cihan. Top Etimesgut Belediyeli oyuncularda kalıyor. 20. dakikadayız Antep'te. Berk iyi sıyrıldı rakibinden. Sol kanattan atak hazırlığında Etimesgut Belediye. Yakup Jevtović rakibe çarptırdı topu. Ajeti kendini gösterdi. Pasta hata var. Mirza'nın baskısı devam ediyor. Onur Kalkan. Onu karşılayan Jevtović. Top Arda'da kaldı. Arda Kızıldağ'dan kaleci Batuhan'a. Ertuğrul Ersoy. M'Bakata. Batuhan. Ve Arda. Ertuğrul. Yine savunmada hazırlık pasları. Maxim. Gradel'e atmadı. Ogün Özçiçek. Sağ kanadı gördü Ogün. Bu arada bir oyuncu yerde Etimesgut Belediye'de. Top dışarı çıktı. Taç. Gaziantep'li oyuncular görmediler. Burada belki görmüş olsalardı topu dışarı atabilirdi. Berk Akgönül yerden kalktı. Ertuğrul geldi. Berk'i yerden kaldırdı. Dördüncü hakem orada. Etimesgut Belediye yedek kulübesi, yedek oyuncularıyla konuşuyor. Șumudică, Rumen teknik direktör. Bu 425. resmi maçı kariyeri boyunca. 169 galibiyet almış. 120 beraberliği var. 135 mağlubiyet görmüş. Bu Gaziantep'teki ikinci dönemi. Daha önce 2019-2021'de Gaziantep'te çalışmıştı. Kayserispor, Rize ve Yeni Malatya'da görev aldı. Rumen teknik direktör Marius Șumudică 52 yaşında. Gradel. Max Gradel. Maxim. Ogün. Ogün'ün uzaktan şut denemesi. Out. Çok uzaktan vurdu. Evet, dördüncü hakemle Alper Gülter hocanın diyaloğu devam ediyor kenarda. Berk. Miraç. Onur. Yerden bir pas geliyor. Out. Durum 0-0. Etimesgut Belediye kupaya ikinci turdan dahil oldu. Mardin 1969'u 3-2 yendi. Üçüncü turda Bigaspor'u kendi sahasına yine 1-0 yendi. Ve dördüncü tura çıktı. Gaziantepspor'da üçüncü turdan dahil oldu bu sene. 4-0 Efeler 0-9'u yenerek Etimesgut Belediye'nin rakibi oldu. Etimesgut Belediye 2 tur oynarken Gaziantep 1 tur oynayarak geldi. Taç atışını kullandı Etimesgut Belediye oyuncular ama yardımcı hakemin bayrağı Gaziantep lehine kalktı. Hakem de oyunu durdurdu. M'Bakata taç atışını kullanacak. 2 top var şu anda içeride. M'Bakata boşta olan bir arkadaşını arıyor. Adam adama paylaşımda bulundu Etimesgut Belediyeli oyuncular. Bu arada hakeme az kalsın top çarpıp Jevtović'in önünde kalabilirdi. Onur. Miraç. Miraç tekrar Yakup'a doğru. Bomboş, kaleci Batuhan koşuyor oraya. Batuhan Şen. Günay Güvenç Galatasaray'a gittikten sonra Batuhan Şen de Gaziantep'e geldi. Ertuğrul Ersoy baskı ve top dışarıda. Taç atışını ev sahibi takım kullanacak. M'Bakata. Jevtović, M'Bakata. Topu ileri doğru şişirdi. Gradel. Çok güzel bir pas attı ve hızla ucuma kalkıyor Gradel. Maxim tam sevdiği yerler. Maxim attı topu. Gradel biraz geç kaldı. Yerleşti savunma. Gradel birebir de etkili. Gradel Arkaya attı Jevtović. Yanında M'Bakata. Jevtović açtı ayağından. Top kaybı. Etimesgut Belediyeli oyuncular müthiş bir baskı yapıyor rakibe. Bekleyin dedi hakem, oyun durdu. Yeniden sakatlık yaşıyor Berk Akgönül. İşte Jevtović'in burada topa vurmak isterken rakibine istemeyerek de olsa pozisyon gereği bir teması var. Berk'in tedavisi içeride devam ediyor. Ozan Ergün maçın hakemi, Berk'e son durumunu soruyor. Tabii bu geçen sürelerde mutlaka ilk yarının sonuna ilave edilecektir. Hemen soğuk spreyle müdahalede bulunuyorlar. Ekranda Șumudică, Rumen teknik direktör. Gaziantep'teki ikinci dönemi, dediğim gibi daha önce 2019-2021 yılları arasında Gaziantep'te görev almıştı Șumudică. Ve diğer bölümde Alper Gülter Hoca, Etimesgut Belediye'nin başında gencecik bir teknik direktör. Etimesgut Belediye'nin ligde işi kolay değil. 19 takımlı ikincilik kırmızı grupta 13. sıradalar. Gaziantep hata. Bir top kaybı daha yaşadı ev sahibi takım. Jevtović. Ogün. Gradel. Top kaybı. Gradel faul bekliyor. Gradel bir sakatlık yaşadı. Oyun şimdi durdu. Zaman zaman sertleşen bir oyun. İkili mücadelelerde darbeye bağlı oyuncular sakatlık yaşıyor. Gradel kızgın. Evet, burada sağ dizini tutuyor Gradel. Miraç. Top dışarı çıkıyor. Taç. M'Bakata taç atışını kullandı. Ertuğrul. Arda. Dörtlü savunma. Sağ bek Ömürcan. Sol tarafta M'Bakata var. Arda ve Ertuğrul iki stoper. Önlerinde Jevtović, Ogün. Sağda Mirza. Solda Gradel, göbekte Maxim, ileride Ajeti. Zaman zaman bunlara Jevtović de destek veriyor. Ajeti, Mirza, Gradel bir anda hücum hattını Jevtović'in de destek vermesiyle güçlendiriyor Rumen teknik direktör. Evet, belki sol ön oyuncusu Max Gradel ama gerek Sivasspor'da gerek burada tam bir gizli santrafor değerli seyirciler Max Gradel. M'Bakata. Ogün. Arda ile oynuyor. Yarım saati doldurmak üzereyiz Antep'te. Ogün. Gradel. Gradel gitti rakibin üzerine. Bir çalım. Gradel. Maxim'le duvar pasına girdi. Başarılı değil. Ogün'ün baskısı. Şumudika'nın önünde kaydı sevgili seyirciler Berk. Jevtović. Arda. Maxim. Top kaybı. Savunmanın arasına atılan top. Yakup. Yakup'un pası. Bir çalım. Şut uzaktan Batuhan. Son anda Batuhan Şen. Bayrak da havaya kalktı şimdi. Biraz gecikmeli kalktı bayrak ama neticede bayrağı kaldırdı. Ekranda Gökmen Baltacı Hoca. Şu ana kadar hakem triosu son derece başarılı. Sevgili seyirciler, hem Ozan Hoca orta hakem hem yardımcılar. Dördüncü hakem de Ferhan Kestanlıoğlu da oldukça hareketli kişiliğe sahip. Hem Șumudică hem Alper Hoca onları iyi idare ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şumudika da dördüncü hakemle ve yardımcı hakemle konuşmayı seven bir teknik adam. Alper Hoca da aynı şekilde. Yani aslında dördüncü hakemin işi çok zor bugün. Onu size söyleyeyim. Tabii yönetmenimiz Teoman Kozan maçın aksiyonunu size yansıtıyor. topun olduğu bölümü gösteriyor. Ben arada bakıyorum dördüncü hakeme. İki teknik adamla işi çok zor. Onu söyleyeyim. Ertuğrul. Miraç. Yakup. Atağın yönü değiştirdi. Pasta atağı rakibe gitti. Jevtović. Maxim offside'teydi. Yavaş hareketlerle atmadı ona zaten. Siyah kırmızılı bir avuç Gaziantep seyircisi karşılıklı kale arkasında seslerini birbirlerine kadar iletiyor. O gün Gaziantep Trabzonspor'u konuk edecek. Daha sonra Hatay'la karşılaşacak. Mersin'de oynanacak o maç. Etimesgut Belediye 24 Erzincan deplasmanına çıkıyor. Sonra içeride ayın 16'sında Fethiye ile karşılaşacak. Geçen hafta Arnavutköy Belediye ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep'te Kasımpaşa'ya 4-2 yenilmişti. Ertuğrul. Gradel. Maxim. Yerden yavaş bir pas. Kayarak müdahale, taç. Kayarak girdi Melih kademeye. Gradel. Gradel. Bir taç daha. Şu ana kadar Etimeskut'un sağ tarafı gerek Miraç gerek Kürşat Gradel'e nefes aldırmadı. M'Bakata Gradel'e destek vermesine rağmen. O koridoru çok iyi savunuyor konuk takım oyuncuları. Gradel şimdi. Yeniden topla buluştu o kanatta. Gradel. M'Bakata. Orta pozisyonu aradı kendisine. M'Bakata. Kürşat'ı aldı karşısına. M'Bakata orta. Kafa vuruşu savunmadan. Maxim vurabilir. Maxim arkaya çıkarttı. Şimdi tehlikeli bir pozisyon. Savunmadan döndü. Ogün koşuyor. Ogün. Çaldı topu rakibinden. Ogün. Ogün Özçiçek. Şimdi sağa aktardı. Orta geldi. Kaleci. Korner. Miraç ekranda. Şu ana kadar çok iyi oynuyor Miraç. Sağ bekte. Hem Gradel'e hem de M'Bakata'nın bindirmelerine izin vermedi. Korneri kullanıyor Maxim. Gradel kullanacaktı, vazgeçti. Bu arada biraz önceki pozisyonu da izledik. Korner kullanıldı. Ön direğe doğru. Kafayla arkaya. Bakıyorum. Taç. Gradel. Destek istedi Gradel. Yakınına bir arkadaşını çağırdı. Mirza Cihan yakınına sokuldu. Max Gradel'in bu 15. resmi maçı değerli seyirciler. 2 asisti var ligde. 4 sarı kart gördü. 11 maça ilk 11'de başladı Gradel. Taç atışını kullanmaktan vazgeçti Gradel. Berk topu gönderdi. Taç atışını yeniden kullanıyor ev sahibi takım. Jevtović'e doğru. Arda. M'Bakata. Kilitli olan savunmayı henüz açamadı Gaziantep. Birkaç deneme var. Onun haricinde şöyle %100'lük bir pozisyon yok. Ama çok arıyor, çok araştırıyor. Gol için ev sahibi Gaziantep. Orta, kafa vuruşu, savunma. Top yükseklik kazandı. Yakup'a doğru. Arda. Jevtović. Bir kanat organizasyonu daha. Jevtović aldı. Mirza. Mirza önünü boşalttı. Mirza sokuldu içeri. Mirza ceza sahasında. Bir çalım. Mirza savunmadan döndü. Şimdi Ertuğrul. Bastırıyor Gaziantep. Durum 0-0. Gradel çevirdi topu. Yardımcı hakeme baktılar top Gradel'e gelirken. Etimesgut Belediyeli oyuncular. Şimdi Maxim'den aldığı topu değerlendirmek istiyor Gradel. Bir topuk pası. Maxim orta. Kafa dışarı. Kafa vuruşu dışarı. Jevtović arka direğe sarkıyor ve arka direkte bu kafa vuruşunu yaptı. İstediği kafa vuruşu değil. Marko Jevtović Ve top dışarı çıktı. Dakika 36. Gaziantep'te durum 0-0. Antep'te çok bulutlu hava. Henüz yağış yok. Sevgili seyirciler. 15 derecelik bir hava sıcaklığı Antep'te. Şimdi bir top kaybı. Bir an anlaşmazlık. Jevtović. Jevtović faul yapıyor. Yardımcı hakem hemen uyardı. Jevtović. Marko Jevtović 30 yaşında. Bu 14. resmi maçı bugün. Gaziantep formasıyla bu sene. Gradel. Miraç bırakmadı. M'Bakata. Jevtović. Yakup. Ertuğrul. M'Bakata. Solda Maxim. Şimdi onunla oynuyor. Maxim içeri kat etti. Maxim. Gradel vurabilir. Mirza. Maxim ceza sahasında. Bayrak havada. Bayrak havada değerli seyirciler. Albian Ajeti ile konuştu karşılaşmanın hakemi. Ozan Ergün görüntüde maçın hakemi. İzleyelim. Çok net. Dakika 37. Ertuğrul ayağından açtı. Taç atışını kullanacak Etimesgut Belediye. Kupa maçlarında çok genel bir görüş vardır sevgili seyirciler. Süper Lig takımları der ki biz alt lig takımlarından çekiniriz. Çünkü daha konsantre oluyorlar bu tip maçlara alt lig takımları ve rakiplerine çok zorluklar çıkartabiliyor. Dolayısıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda da hakikaten son yıllara baktığımızda son 5-10 yıllık periyotta inanılmaz sürpriz sonuçlar çıktı. Ve kupadan da çok da başarılı hakemler çıkarttık, onu da söyleyelim. Nice genç kaleciler, nice stoperler, iyi antrenörler hep kupa karşılaşmalarında Türk futboluna armağan oldu. Ama genel görüş alt lig takımlarının Süper Lig takımlarına karşı hep zorluk çıkarttığı yönünde. Şimdi sağ kanat, orta, gol pozisyonu dışarı. Top tam ayağına oturmadı. Mirza, Maxim görüntüde. Şimdi izleyeceğiz pozisyonu. Bakın Maxim'le atak başladı. İşte bu vuruş Mirza'dan. Maxim biraz üzüldü tabii. Top onun koridoruna gelseydi, belki vursaydı tabela değişebilirdi. Mirza'nın şutu, sonuç yok. ...39. dakika. Taç atışı Etimesgut Belediye'nin. Berk. Miraç. Gradel'in presi var. Kaleci Burak. Miraç'la oynadı ama Miraç topu tutamadı. İşte biraz önce o Gradel'in yaptığı baskı takımına taçı kazandırdı. Baskının, presin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha gördük. Batuhan. Yakup'a doğru gelmedi. Göğsüyle topu yumuşattı Ertuğrul ama tam yumuşatamadı. O top sertliğini kaybetmedi. Taça çıkıyor. Taç atışı konuk ekibin. Miraç. Taç atışını kullanma hazırlığında biraz geri diyor hakem. Çünkü çok ileri geldi. Ogün Hoca ekranda, Ogün Ergün. Avantaj kurallarını çok iyi uyguluyor. İnanılmaz derecede pozisyonları süzüyor Ogün Hoca. Ortada bir boşluk var. Bekledi hakem. Avantaj için ama topu kaybedince sarı kartı gösterdi. Karşılaşmanın ilk sarı kartı değerli seyirciler. Onur Kalkan'a, İsmail Onur Kalkan. Formadan çekti. Biraz bekledi hakem. Pozisyon devam edecek mi diye bekledi. Ajeti avantajını kaybedince oyunu durdurdu ve sarı kart. 41. dakikadayız. Topun başında kaptan Maxim. Maxim içeri gönderdi. Bravo, bravo. Batuhan Salman geriye oynadı. Maxim ortada bomboş. O günden kaleci Batuhan'a. Henüz gol yok Antep'te. Ertuğrul M'Bakata. Savunma arkası. Maxim. Derin topları seven bir oyuncu Maxim. Yerden bir pas. Gaziantep sağ kanadı deniyor bu kez. Tüm varyasyonları yapıyor. Tüm planları yapıyor ev sahibi takım. Ama Etimesgut Belediye alanları inanılmaz daraltıyor. Koşucu, sprinter oyuncuların koridoru tıkalı. Ne oraya Jevtović girebiliyor ne Gradel. Şimdi bir top buldu, bir fırsat buldu Gradel. Yerden oynuyor. Uzaktan bir şut denemesi. Elle oynama. Hakem gördü. Hakem gördü. Topu Etimesgut Belediye'ye veriyor. Görüntüde Albian Ajeti. Dakika 43. Top Etimesgut Belediye'de. Kaan. Niyazi ve Kaan'ın paslaşması. Kaleci Burak. Uzun top. Jevtović'in baskısı. Gradel de geldi oraya. Aldı topu Gradel. Gradel'den sola. Maxim. Maxim bayrak havada. Maxim için ofsayt bayrağı. Ekranda Hüseyin Tetik yardımcı hakem. İlk yarıda çok sık ofsayt bayrakları kaldırdı. İşte Maxim'in ofsayte yakalandığı an bir kez daha ekranda. Dakika 44. Durum 0-0. Maxim'in baskısı var. Kaleci Burak. Gradel. Şimdi aldı. Gradel. Topa basıyor. Çoğalmak istediği arkadaşlarının oraya gelmesini istedi. Gradel. Serbest vuruş kullanacak. Max Gradel'e yapılan hareket faul. Taç çizgisinin bir karış önünde. Topu tam durdur dedi maçın hakemi. Gradel. Jevtović. Gradel. Tekrar Jevtović. Faul. Serbest vuruş kullanacak ev sahibi takım. Siyah kırmızılı Gaziantep takımı. Jevtović. Yerinden diyor Ogün Hoca'nın hiç affı yok. Hiç affı yok. Bir karışın hesabını yapıyor. Jevtović'ten Gradel'e. İki oyuncu da acı içinde yerde. Bekleyin dedi hakem. Hemen sağlık görevlerini çağırdı. Gradel acı içinde yerde. Miraç da aynı şekilde. O da kıvranıyor. Gradel de kıvranıyor. Hakem geldi Gradel'e bakıyor. Miraç'a bakıyor. Miraç'la Gradel bugün şu ana kadar hep karşı karşıya oynadı. Miraç da Gradel'e hiç izin vermiyor. Yaka paça oynuyor iki oyuncu da. Gerçekten öyle. İlk yarının sonuna 2 dakika gösterdi. Ferhan Kestanlıoğlu 4. hakem. Evet, Gradel'le Miraç'ı oyun alanının dışına aldı. Tedaviniz dışarıda yapılsın diyor Ozan Ergün Hoca. Top elinde. Çünkü oyunu durdurmuştu. Evet, şimdi bıraktı. Kaleci Burak. Evet, şimdi girdi iki oyuncu da. Hem Gradel hem Miraç. Taç. Gradel ileri gidin diyor. Gördüğünüz gibi taçı dışı kullanmak için vazgeçti. Bıraktı M'Bakata'ya. Salem M'Bakata taç atışını kullandı. Maxim. Ogün Özçiçek. Ogün. Jevtović. M'Bakata bir çalım. M'Bakata. Solda Gradel. Max Gradel. İki oyuncu, üç oyuncu karşısında. Gradel attı içeri. Kalecide kaldı. Bugün Etimesgut Belediye cephesi Max Gradel'e top geldiğinde 3 kişi orada olun diye sanki bir direktif gelmiş. Gradel'in koşu yolunu 3 oyuncu birden kapatıyor. Ters kademe yapanlar var. Gradel'le yan yana koşan oyuncular var sevgili seyirciler. Yani Gradel'e özel önlem almış Etimesgut Belediye. Son derece tehlikeli bir oyuncu Max Gradel. Ne zaman ne yapacağı hiç belli değil. Maxim, yine o da çok tehlikeli bir oyuncu, o da etkili. Korner kullanıldı. Gradel göğsüne yumuşattı. Max Gradel topağlarda gol. Maçın hakemi beyaz noktada. Golü buluyor Gaziantep. Max Gradel yine sahnede. Arda golü attı ama sahnede Max Gradel var. 45+2'de geldi gol. 1-0 oldu durum. Arda'nın golü. Gradel Ajeti ile konuşuyor. Golü bir kez daha izleyeceğiz değerli seyirciler. İşte kullanılan korner. Maxim, bakın arkaya böyle sekti. Unutturdu kendini. Böyle vuruyor. Savunma ve Arda. Yine golün mimarı Max Gradel. Son dokunan Arda oluyor. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Etimesgut Belediyesi 0. İşte Gradel ve Arda. Ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu dedik Gradel için. Çok da önlem aldı Etimesgut Belediyeli oyuncular ama sabun gibi bir anda kaydı ve arkada bomboş kaldı. Golü yaptırdı. İlk yarıyı bitirdi değerli seyirciler Ozan Ergün. Gaziantep'te ilk yarı skoru. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Etimesgut Belediye 0. İkinci yarı başlıyor. Melih. Uzun top ileri. Kafayla M'Bakata. Evet, Yakup Alkan oyundan çıktı değerli seyirciler. Bu arada Etimesgut Belediye hata. Kürşat da oyundan çıktı. Yerden bir pas geldi. Berk. Evet, Mehmet Emin Keskin de oyuna girdi. İki oyuncu değiştirdi Etimesgut Belediye. Kürşat ve Yakup çıktı. Yiğit ve Mehmet Emin Keskin oyuna girdi. İşte ekranda Mehmet Emin. Yakup çıktı. Kaptanlık bandını da Berk Akgönül'e bıraktı. 45+2. Dakikada gelen golle Gaziantepspor ikinci yarıya 1-0 önde başlıyor. Korneri kullandı Etimesgut Belediye. Göğsüyle kalecisine topu kazandırdı. Batuhan Şen. Arda Kızıldağ golü atmıştı. Şimdi topla buluştu Arda. Ertuğrul. M'Bakata. Ertuğrul. Yeniden top ona geldi. Kollarını açtı. Ömürcan Artan sağ tarafta, bana atın diyor. Arda. Oyuncu değişiklikleri anons ediliyor şu anda. Ben de bir kez üstünden geçeyim. Gaziantep'te oyundan çıkanlar Mirza, Maxim, Ogün. Oyuna girenler Canio Bikel, Oğulcan Çağlayan ve Lazar Marković. Etimesgut Belediye, Kürşat ve Yakup çıktı. Yiğit ve Mehmet Emin Keskin oyuna dahil oldu. Faule maruz kaldı Ömürcan Artan. Top şimdi Ertuğrul'da. M'Bakata. Salem M'Bakata. Ajeti'nin presi sonuç getirmedi. Gaziantep'e uzun top. Arda Kızıldağ. Taç. Topu tutamadı Kaan Aygün. Taç atışı kullanıldı. Lazar Marković döndü geriye. Arda bıraktı, kaleci Batuhan. Ertuğrul. Maxim'den sonra saha içinde kaptanlık bandını Ertuğrul Ersoy takıyor. Arda. Lazar Marković. Jevtović. Arda'dan kaleci Batuhan. Çok iyi döndü. Oğulcan Çağlayan, sağ tarafta Ömürcan Artan. Şimdi yerden bir pas. Oğulcan Çağlayan son çizgiye doğru gitti. Taç atışı Gaziantep'in. Hemen kullandı. Jevtović. Gradel'in pası. Ömürcan. Lazar Marković'e doğru aktarmak istedi ve Gradel de oradaydı ama pası isabetli değil. Taç. Konuk Etimesgut Belediye'nin. Antep'te 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ev sahibi Gaziantep'in. Gol 45+2. dakikada geldi Arda'dan. Ve golden sonra da zaten ilk yarıyı bitirdi. Son saniyelerde attı golü. Siyah kırmızılı ekip. Top dışarıda. Bu maçın hemen ardından kameralarımızı başkente çevireceğiz. Ankaragücü İskenderunspor, daha sonra Çaykur Rizespor, Bucaspor ve akşamın maçı Rams Başakşehir, Şanlıurfaspor karşılaşmalarını A-Spor ekranlarında naklen izleyebilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. MK Ankaragücü İskenderunspor saat 17'de, 19'da Çaykur Rizespor Bucaspor, 21'de Rams Başakşehir Şanlıurfaspor karşılaşmaları naklen A-Spor ekranlarında olacak. Yapılan müdahale serbest vuruş. Ajeti'ye yapılan hareket faul. Ajeti ekranda. Jevtović. Canio Bikel. Ertuğrul. Arda. Jevtović yanına sokuldu. Arda. Canio Bikel. İyi döndü Canio Bikel. Arda ile oynadı. Jevtović. Ömürcan Artan. Top kendisinde. Ömürcan ayağından açtı ama yetişti topa. Arda. Tek pas Oğulcan'dan geriye. Ertuğrul. Oğulcan Çağlayan ön tarafta. Sağ kanata kendini unutturdu Lazar Marković. Bu hücum şansını değerlendiremeyince iki elini başının arasına koydu. Şumudică. Lazar Marković çok çabuk bir oyuncu, süratli bir oyuncu. Marković sürdü. Lazar Marković geldi. Lazar Marković önüne boşalttı. Sola aktardı Gradel. Tekrar Marković kaleye vurabilir. Yerden oynadı. Oğulcan Çağlayan sağ kanada. Ömürcan şut, kaleci çıkartıyor. Ömürcan bir kez daha arkaya. Jevtović vuramadı. İstediği gibi vuramadı topa. Lazar Marković ile başlamıştı atak. Sonrasında Ömürcan'ın şutu, kaleci Burak. Jevtović'in baskısı korner bayrağı dibinde. Oğulcan da geldi oraya. Out. İşte izliyoruz. Lazar Marković bakın böyle taşıdı. Gradel'le paslaşıyor. İyi düşündü Marković. Oğulcan da çok iyi düşündü. Ama bu vuruş kalecinin üstüne. M'Bakata aldı topu. Miraç'a bir çalım. M'Bakata. M'Bakata. İki oyuncu var ceza sahasında. M'Bakata. Miraç'ın baskısı çekti topu geriye. Gradel. Max Gradel. Yerden Gradel aldı. Jevtović kaleye vuracak. Jevtović out. Jevtović. İstediği şekilde top ayağına oturmadı Jevtović'in. Alper Gülter hoca ekranda, Etimesgut Belediye Teknik Direktörü ve Rumen teknik adam Marius Șumudică 52 yaşında. Bu Gaziantep'te ikinci dönemi, daha önce 2019-2021'de Gaziantep'te çalışmıştı. Daha sonra ülkemizde Kayseri Spor, Çaykur Rize ve Yeni Malatya'da görev aldı. Şumudică. Jevtović. Oyun durdu. Jevtović'e yapılan hareket faul. Ömürcan kullandı. Arda. Ertuğrul. Gradel. Solda topla buluştu. Gradel. Önümüzdeki hafta ligde bu sahada Trabzonspor'u konuk edecek Gaziantep. Gradel. Gradel içeri attı ama kimse yok. Dört önemli oyuncusunu dinlendiriyor Rumen teknik adam. Kaleci Nitsa. Deniz Drăguș ki 5 golle şu anda takımın en skoror ismi Deniz Drăguș. Mustafa Eskellaş ve Furkan Soyer de dinleniyor. Marković ceza sahasında. Marković çeviriyor. Gole gidiyor ev sahibi takım. Kaleci. Kalecinin müdahalesi. Ve iki oyuncu da şu anda yerde, hatta kaleci de bıraktı kendini. Hakem oyunu durdurdu. Albian Ajeti'yi görüyorum orada. Ve Oğulcan Çağlayan. Kaleci de bir sakatlık yaşadı. Pozisyonu anlatıyor. Oğulcan ve Miraç'ın desteğiyle yerden kalktı. Kalecide de bir problem yok. Ozan Ergün hoca topu aldı ve kaleciye verecek. 45+2. Dakikada gelen gol. Gaziantep 1, Etimesgut Belediye 0. Lazar Marković'in baskısı var. Arda. Ertuğrul Ersoy. Canio Bikel. Arda. Oğulcan Çağlayan. Tekrar koşu yoluna. Oğulcan yatarak müdahale. Taç atışını kullandı ama bekleyin dedi karşılaşmanın hakemi. Çünkü bir sakatlık var. İzleyelim. İşte burada yerde kaldı Melih Mursal. Oğulcan da burada faul bekliyor kendi lehine. Hakem taç atışı dedi. Melih'in tedavisi içeride sürüyor. Tabii 3 çabuk oyuncuyu da oyuna sürünce biraz planları değiştirdi Alper Gülter Hoca. Şimdi bu 3 oyuncunun ikisi bir kere hızlı, sürat, çabuk, kanatları iyi kullanan iki oyuncu. Özellikle Marković. Şimdi hem kanattan içeri giriş yapan Gradel hem de Marković tabii biraz zorluyor Etimesgut Belediye takımını ama şu ana kadar da gerçekten rakibiyle çok iyi mücadele ediyor Etimesgut Belediyeli oyuncular. Hem kalite farkı var hem lig farkı var. Tabii zor. Bu seviyede çok zor ama Etimesgut Belediye hocası ve oyuncuları inanılmaz konsantrasyonla oyunlarına devam ediyor. Taç atışını Miraç kullandı. Berk'in pası bırakmadı Arda Kızıldağ. Arda da 0 hatayla oynuyor ve bir de gol attı. Bugün çok iyi Arda. Ertuğrul'la yan yana oynuyor. İkisi de iki stoperde çok iyi anlaşıyor. Onu da söyleyelim. Ömürcan. Kaptana geldi top, Ertuğrul Ersoy. Gradel kendini gösterdi. Atmadı. Ertuğrul. Şimdi kalecisiyle oynuyor. Batuhan Şen. Ondan Arda. Dakika 59. Oğulcan Çağlayan. Çalımı attı. Oğulcan uzak noktaya attı topu. Max Gradel. Çok uzak mesafeli bir pas. Gradel kesti. Kafayla Talha. Canio Bikel'in pası. M'Bakata. Gradel M'Bakata. Gradel top kaybı. Baskı yapıyor. Ve topu kazandı Gaziantep. Oğulcan Artan. Düzeltiyorum. Ömürcan Artan. Arda ile oynadı. Arda'dan Lazar Marković. Oğulcan Çağlayan yakınına sokuldu. Canio Bikel. Jevtović. Gradel'le M'Bakata kendini gösterdi. M'Bakata'ya doğru isabetli değil. Taç. Geriye dönüyor M'Bakata. Salem M'Bakata. Önünde hemen Gradel gibi sprinter bir oyuncu var tabii. Onun da çok fazla geriye dönmeyi seven bir oyuncu değil Gradel. Dolayısıyla onun da açığını kapatmak zorunda. Yani bölgesinde çok fazla güç harcaması gerekiyor M'Bakata'nın. Marković. Oğulcan Çağlayan. Yeniden Oğulcan Çağlayan. Çaykur Rize ve Galatasaray gibi takımların formasını giydi Oğulcan. Ve şimdi Gaziantep'te futbol yaşamını sürdürüyor. Çıkamadı, iki oyuncunun arasından topu kaybetti Oğulcan Çağlayan. Arda yerde, bir faul beklentisi. Hayır dedi maçın hakemi, geldi kademeye. Ömürcan geldi kademeye. Şimdi Gradel. M'Bakata bana at dedi. Gradel döndü. Max Gradel. Canio Bikel. Ertuğrul. Ömürcan. Kaleci Batuhan Şen. Bir gol daha bulup rahatlamak istiyor Gaziantep. Gradel'e doğru göğsüyle topu yumuşattı Talha. Yiğit. Top Etimesgut Belediye'de. Karşılaşmada 61. dakika. 1-0 önde Gaziantep. Gol 45+2'de Arda Kızıldağ'dan. Ama golün mimarı Max Gradel. Arda'ya sadece dokunmak kaldı. Batuhan Salman. Kaan Aygün. Taç atışı. Batuhan Salman topu geriye aktarıyor. Talha. Kaleci Burak'ın uzun topu rakibe gitti. Jevtović. Tempo düştü karşılaşmada. Oyunun kontrolü, oyunun hakimiyeti Gaziantep'in elinde. Oğulcan. Gradel baskı yapıyor kaleciye. Max Gradel. Bir kez daha Gradel'in koşu yolu. Kaleci Burak. Talha. Top hala oyun alanında, şimdi çıktı. Evet. İlker Karakaş oyuna girecek. Ajeti oyundan çıkıyor. Çok yoruldu Ajeti. Evet, İlker oyunda. Döndü oyuncusuna, sırtı dönüktü, fark etmedi. Albian Ajeti geldi, Şumudika'nın sırtına dokundu. Şumudică da onu tebrik etti. Oyundan çıktı Ajeti, yerine İlker Karakaş oyuna girdi. 4 oyuncu değiştirdi Şumudică. Ertuğrul. Gradel. M'Bakata. M'Bakata. Gradel kendini gösterdi. M'Bakata geliyor. Hakeme çarptı. Oyun durdu. Avantaj Gaziantep'teydi. Ve topu Gaziantep'lere veriyor şimdi. Ozan Ergün maçın hakemi. Evet, M'Bakata yeniden topu aldı. Jevtović. Lazar Marković. Lazar Marković sürdü topu. Ömürcan Artan. Oğulcan sokuldu içeri. Yerden vuruş. Top dışarı çıktı. Orada son bir müdahale var. Korner diyor görüntüde. Az önce oyuna giren İlker Karakaş, izleyelim. İşte Oğulcan Çağlayan. Bakın burada bu vuruş savunmadan, Miraç'tan. Korner. Lazar Marković topu dikti. Oğulcan Çağlayan. Şimdi Lazar Marković orta. Kafa vuruşu, dışarı çıktı top. İkinci golü kaçırdı. Yeniden Arda geldi. Arda Kızıldağ. Şumudică. Ruben teknik direktör ekranda. İzliyoruz. Çok güzel bir orta geldi Markoviç'ten. Gollük bir pastı bu. İyi de düşündü Arda ama işte şans bazen futbolda çok önemli bir yer tutuyor. Arda'nın bu kafası dışarı çıktı. 66. dakika. Gaziantep 1, Etimesgut Belediye 0. Bir baskı ama faulle yapılan bir baskı bu. Melih kullanacak. Ömürcan. Arda'dan kalecisine. Batuhan. Günay Güvenç Galatasaray'a transfer olduktan sonra Batuhan Şen de Gaziantep'e geldi. İki kulüp arasındaki anlaşma neticesinde Batuhan da bugün kendisine 11'de yer buldu. Gaziantep'in birinci kalecisi Florin Nita. Ligdeki tüm maçlarda forma giydiği ve Batuhan Şen'in bu 6. resmi maçı bu sene. M'Bakata topu kaybetti, koşuyor yeniden o kaybettiği topu almak için. Taç atışı Etimesgut Belediye'nin. Kullanıldı. Batuhan Gün aldı. M'Bakata. Gradel'e doğru isabetli bir pas olmadı bu. Şimdi aldı Max Gradel. Max Gradel, İlker koştu. Oğulcan Çağlayan arkadan hızla, süratle geldi. Lazar Marković, şimdi Oğulcan Çağlayan kontrol etti topu, bıraktı Lazar Marković'e. Lazar Marković yerden oynadı. Ömürcan çeviriyor ceza sahasına doğru. Bu arada bir sakatlık var. Şumudică 4. hakeme itirazlarda bulunuyor. Ömürcan'ın sakatlığı. Gaziantep'li oyuncular hakemin başında. Sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. Şumudică 4. hakeme anlatıyor pozisyonu. İzleyelim. Antep kulübesi bu karardan memnun değil. İşte burada bakın, sağ ayak bileğine bir darbe almış. Orada Batuhan Salman'ın müdahalesi. Bütün oyuncular da şu anda orada. Şumudică yine bir şeye itiraz etti ama şimdi anlayacağız onu. Bakın burada. Evet, bu açıdan bir temas var. Özür diledi meslektaşından. Ömürcan Artan tedavisi de dışarıda devam edecek. Şumudika'nın hakeme itirazları. Evet, şu anda hakemle göz göze geldi. Şumudică sarı kart gördü. Marius Şumudică sarı kart görüyor. Genelde kulübede kart görmeyi seven demeyelim de kart görmeyi artık alışkanlık haline getirmiş bir teknik adam Şumudică. Maçın başında söylediğim gibi 4. hakemin işi çok zor. Ferhan Kestanlıoğlu'nun iki kıpır kıpır teknik adam. Ele avuca sığmayan iki teknik adamı kontrol etmek 4. hakem için çok zor. Ozan Ergün Hoca orta hakemde Şumudika'ya sarı kartı gösterdi. Az sonra bir oyuncu değişikliği yapacak Etimesgut Belediye takımı. Dakika 70. Son 20 dakika. Etimesgut Belediye hata. 1-0 önde Gaziantep. Batuhan Gün aldı. Duvar pasına girmek istedi. Yiğit soldan orta yerden. Top Canio Bikel'de. Oğulcan Çağlayan. Oğulcan Çağlayan gidiyor. Sağ kanatta Lazar Marković. Uzak noktada Gradel. Markovic'e attı. Lazar Marković çevirdi topu. Gradel zor da olsa indirdi. İlker yeniden Gradel'e oynuyor. Gradel rakibin üzerine gitti. Gradel ceza sahasında. Max Gradel top hala kendisinde. Şimdi açtı oyunu. Jevtović sağ tarafta, Ömürcan buluştu topla. 4 oyuncu ceza sahasında. Faul solu, kafa, savunma ve kalecide kaldı. Az sonra Mehmet Han Küçük oyuna girecek. Etimesgut Belediye'de kenarda bekliyor. Berk Akgönül. Yeniden Berk. Canio Bikel. Faul. Serbest vuruşu kullanacak Etimesgut Belediye. Oyuncu değişikliği işareti şimdi geldi. 10 numarayla Batuhan Gün aldığı oyundan çıkıyor. Yerine Mehmet Han Küçük oyuna dahil oluyor. İşte burada Canio Bikel'in yaptığı faul. Batuhan Gün aldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna veda ediyor. 2004 doğumlu Mehmet Han Küçük onun yerine oyuna girdi. Bir duran top organizasyonu şimdi. Paslaşarak kullandılar. İçeri doğru. Yayın tam oraya. Top indi Miraç. Faul. Bekleyin dedi hakem. Faul. Oyun durdu. Ertuğrul yerde. ...45 artı 2. dakikada gelen gol... ...ilk yarının bitimine saniyeler kala... Arda'nın kaydettiği golle Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğü var. Ligde önümüzdeki hafta Gaziantep Trabzonspor'u bu sahada konuk edecek. Etimesgut Belediye'de 24 Erzincan deplasmanına çıkacak. Bu ayın 11'inde. Ayın 10'unda da Trabzonspor'la karşılaşacak Gaziantep. Dün de Trabzonspor'un kupada maçı vardı. Bugün Gaziantep oynuyor. Ayın 10'unda karşı karşıya gelecek iki takım ligde. Jevtović. Ertuğrul. Canio Bikel top istedi. M'Bakata. Canio Bikel. Canio Bikel alamadı. Ondan daha çabuk davrandı Talha. Ve Canio Bikel'e yapılan hareket faul. Kimki'den transferi bu sene geldi Canio Bikel. Serbest vuruş kullanacak Max Gradel'le ev sahibi takım. Ertuğrul geldi savunmadan, Arda ve M'Bakata'yı bıraktılar. Max Gradel attı topu içeri. Ertuğrul yükseliyor. Oyun durdu çünkü Ertuğrul'un bir adım savunmanın arkasında olduğunu gördü. Orada bir de rakibine de bir müdahalesi var Ertuğrul'un. Evet işte burada bakın. Kaleciye kadar geldi. Batuhan. Arda. Ertuğrul. M'Bakata. Gradel sokuldu. Şimdi aldı. Gradel. Atağın yönünü değiştirdi. Jevtović göğsüyle indirdi topu. Jevtović aldı. Ömürcan. Çalım attı rakibine. Canio Bikel. Oğulcan Çağlayan. Canio Bikel. Gradel bana at dedi. Şimdi buluştu topla. Max Gradel. Max Gradel. Ertuğrul. 75. dakika. 1-0 önde Gaziantep Futbol Kulübü. M'Bakata. Çizgide topla buluştu. M'Bakata. Karşısında Yiğit var. Gradel'le oynuyor. Max Gradel. Ertuğrul. Canio Bikel. M'Bakata. Top kaybı. Bir top kaybı da Etimesgut Belediye'den. Sarı kart geldi bu arada. Kartı gören Mehmet Emin Keskin. İkinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Evet, Jevtović'e yaptığı bu hareket. Yüzüne bir darbe aldı. Hakem de tam hakemin önündeydi zaten. Sarı kartı gösterdi Mehmet Emin. Serbest vuruş. Gördüğünüz gibi dördüncü hakem Ferhan Kestanlıoğlu. Şimdi de Alper Gülter'le diyalog halinde. Yani dediğim gibi dördüncü hakemin işi kolay değil. Bir tarafta Şumudika, diğer tarafta Alper Hoca. Uzaktan bir şut denemesi. Out. Foto muhabiri meslektaşlarımızın oraya kadar gitti top. İşte bu şut. Evet, zaman tükeniyor. Şumudika'nın takımı 1-0 önde ama 1-0'lık sonuç garanti bir sonuç değil. Özellikle kupada her an her şey olabilir. Bir gol bulup rahatlamak istiyor Gaziantep. İlker koştu. Kaleci kalesini terk etti. Canio Bikel şimdi verdi pasını. Gradel içeri sokuldu. Gradel çaprazda. Gradel arkaya bıraktı. Oğulcan'ın vuruşu savunmadan döndü. Bu boş fırsatı değerlendiremiyor. Eli boş dönüyor bu ataktan Gaziantep. Savunma arkasına bir uzun top. Kaleci Batuhan kalesini terk ediyor. Ömürcan alabilecek mi? Evet, top Gaziantep'in, çünkü oyun durdu. Evet, bir değişiklik daha. Son değişikliği yapıyor. 10 numarayla Gradel oyundan çıktı. Onuran Babuşçu oyunda. İşte offside pozisyonu bu arada. Gradel her şeyi yaptı, oynadı, terini attı ve şimdi Trabzon maçını kuşkusuz Şumudika ile Gradel düşünüyor. Lig maçını. Golde payı çok büyük Max Gradel'in. Bugün yine çok çalıştı, çok koştu, çok pres yaptı ve onu dinlendiriyor Şumudika. Onuran Babuşçu oyunda. Ömürcan Artan, top kaybı. Canio Bikel, Jevtović'in baskısı. Jevtović bırakmadı. Jevtović, hakem oynayın dedi. Şimdi bir pas. Kademede Melih. Bu arada bir sakatlık var. Berk Akgönül bir sakatlık yaşadı. İlk yarıda da 2 kez sakatlık yaşamıştı. Hakem Berk'in başında. Ertuğrul ve Arda da geldiler. Berk'i yerden kaldırıyorlar. İşte burada Arda'nın bu müdahalesiyle bir sakatlık yaşadı. Bu duraklamadan da Etimesgut Belediyeli oyuncular su ihtiyacını giderdi kenarda. İsmail ekranda. İsmail Onur Kalkan, sarı kartı var. Evet, top hakem atışı ile başlayacak oyun. Şu anda bakıyorum, evet, topla birlikte gidiyor kaleciye doğru. Hakem Ozan Ergün kaleciye verdi. Ve oyun yeniden başlıyor. Melih. Uzun top. M'Bakata orada. M'Bakata yerde. Faul. Dakika 80. 1-0 önde Gaziantep Futbol Kulübü. Canio Bikel. Arda. Lazar Marković. Lazar Marković içeri girdi. Lazar Marković topu açtı ayağından. Yiğit. Faul. Hemen kullanacaklar ama şöyle bir baktı arkadaşlarına. Boşta olan kimseyi göremedi. Melih kalecisiyle oynuyor. Burak. Yeniden Melih. Son 9 dakika Gaziantep'te. Canio Bikel, havalandı top. Bir ara pas, sol kanada. Yiğit, yatarak müdahale Arda Kızıldağ. Günün adamı Arda. Hem gol attı hem de çok iyi bir performans ortaya koydu. Artık son bölümlere geldik Gaziantep'te. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor ev sahibi takımın. Miraç topu aldı. Biraz uzağında kaldı. Miraç destek istiyor. İsmail Onur yanına sokuldu. Top kaybı. Şimdi hızlı hücum şansı. Oğulcan Çağlayan gidiyor. Jevtović içeride. İlker de top istiyor. M'Bakata. M'Bakata geldi. Attı Lazar Marković'e. Lazar Marković vuruyor ve top dışarıda. Lazar Marković. Evet, saat 17'de MK Ankara Gücü İskenderunspor, 19'da Çaykur Rizespor Bucaspor ve 21'de Rams Başakşehir Şanlıurfaspor karşılaşmalarını naklen A-Spor ekranlarında takip edebilirsiniz sevgili seyirciler. Melih. Berk. Miraç. Şimdi arkaya bir top. Ömürcan Artan. Lazar Marković. Lazar Marković. Tam istediği yer. Marković sürüyor topu. Duvar pasına girdi, aldı. Marković. Marković çevirdi. Bir kafa vuruşu olmadı. Korner. Oğulcan Çağlayan'a gelmedi. Günün etkili ismi Miraç. Miraç hakikaten çok iyi bir oyun ortaya koyuyor sevgili seyirciler. Paslaşarak kullandı Gaziantep'li oyuncular. Canio Bikel. Canio Bikel. Orta. Kafayla uzaklaştırdılar. Ertuğrul'un vuruşu dışarı gidiyor. Kaptan görev alanına dönüyor. Kale vuruşu. Burak Tuğ kullandı. İleri doğru. Arda kafayla indirdi. Canio Bikel. Bırakmadı ona Oğulcan. M'Bakata. Şimdi Canio Bikel. Gradel çıktıktan sonra sol tarafta oynamaya başladı Oğulcan Çağlayan. Arda. Ömürcan Artan. Lazar Marković. Taç. Lazar Marković ekranda. Jevtović. Ondan Engeri'ye. Arda. Arda'dan Ertuğrul. Ertuğrul'dan Jonyi Bikel. Bir kez daha Ertuğrul. Artık son dakikalara girdik değerli seyirciler. Maç böyle biterse Gaziantep tur atlayacak. Ama tabii bunu söylemek için daha henüz erken. Önümüzde daha zaman var. Futbolda her şey mümkün derken Batuhan Salman yerde kaldı topsuz alanda. Niyazi Batuhan Salman bir oyuncu değişikliği daha, 4 oyuncu değişikliği yapacak Etimesgut Belediye. Niyazi Batuhan Salman sanıyorum tamamlayamayacak oyunu. Kenara doğru geliyor zaten. 94 doğumlu. Evet, gücü buraya kadar. Niyazi Batuhan'ın adelede çekme var. Yüksek tempo tabii kolay değil. Hiç kolay değil. Hem de Süper Lig takımına karşı kolay değil. Ama iyi götürdü maçı. Niyazi Batuhan Salman veda ediyor. Alper Gülter Hoca yanına da Fatih Arhan'ı aldı. Fatih Arhan, 2006'lı, gencecik bir çocuk. Sanıyorum bir tane daha oyuncu değiştirecek. 30 numarayla gördüm çünkü Mehmet Tekeci. O da genç, o da 2006'lı. 23 numarayla Niyazi Batuhan Salman çıktı. Berk Akgönül. Berk de çok yoruldu. İyi oynadı Berk. O da çok iyiydi. O da çıktı. 5 değişiklik yaptı Etimesgut Belediye cephesi. Haftaya 24 Erzincan deplasmanına çıkacak Etimesgut Belediye Lig'de. Gaziantepspor'da bu sahada Trabzonspor'u konuk edecek. Canio Bikel. Tek top. İlker'e doğru geçmedi. 2 oyuncu anlaşamadı. Fatih Arhan. Yiğit döndü. Yiğit bir kez daha. Top kendisinde. Kaan Aygün. Topu Etimeskutlulara verdi. Maçın hakemi Melih. Fatih. Sol kanattan şimdi hareketlenen oyuncu Kaan Aygün gitti rakibin üzerine. Kaan Lazar Marković'in baskısı var. Taç Etimesgut Belediye'nin. 87. dakika. Lazar Marković havalandırdı topu. Şimdi ani bir atak. Oğulcan Çağlayan yetişemiyor. Çok hızlı bir pas bu. Miraç. Miraç koştu. Miraç. Hala top kendisinde. Miraç. Sol kanada aktarıyor. Gol pozisyonu olabilir. Bir beraberlik şansı gelirse maçı uzatır Etimesgut Belediye. Şut kalecide kaldı. Batuhan Şen yattı ve topa sahip oldu. 88. dakika. 45+2. Dakikada gelen gol. Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğü. Ömürcan Artan. Arda. Kaleci Batuhan Şen'e baskı. Batuhan Ertuğrul'la oynadı. M'Bakata pasını aktardı. Ortada bir boşluk var. Onuran Babuşçu. Etkili bir atak olmadı. Melih. Kaan Aygün. Oyun durdu. Serbest vuruş. Ömürcan Artan. O da bugün çok koştu, çok yoruldu. Gaziantep'te Ömürcan Artan hakikaten çok başarılı bir oyunu ortaya koydu. Şimdi serbest vuruş kullanacak konuk takım. Bütün oyuncular cezalarının ön tarafına gitti. Etimesgut Belediye'de sadece savunmada Kaan Aygün kaldı ve kaleci Burak'ı görüyorum. Kendi yarı alanı tam ortasında. Bir gol bulursa Etimesgut Belediye maçı uzatabilir. Fal solu, yüksek bir top geldi ceza sahasına. Canio Bikel. Miraç. Miraç bir kez daha doldurdu. Kafayla Arda. Bir kez daha Arda girdi kademeye. Lazar Marković'ten bir depar. Taç. ...89. dakikayı bitiriyoruz. Bakalım kaç dakika verecek maçın sonuna. Tabelada 4 yazısını gördük ki yönetmenim de beni uyarıyor. Teoman Kozan, evet 4 dakika ilave edilecek. İlk yarıda da 2 dakika vermişti hakem Ozan Ergün. Taç atışını kullanacak şimdi Ömürcan Artan. Bu maçtan hemen sonra kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Daha sonra Ankara'dan sonra Rize'ye, Rize'den de İstanbul'a geleceğiz. Bu arada itirazlardan dolayı sarı kart gördü İlker Karakaş. Yardımcı hakeme orada pozisyonu anlattı. Dakika 90. Baskı Jevtović'ten. Melih. 4 dakika geldi maçın sonuna. 4 dakika daha izleyeceğiz. 1-0 önde Gaziantep Futbol Kulübü. Ömürcan Artan aldı topu. Şimdi Lazar Marković istedi. Lazar Marković. Lazar Marković topu kaybediyor. Baskı sonuç verdi. Yiğit. Yiğit gidiyor. Marković peşinde. Yiğit. Top hala kendisinde. Baskı Lazar Marković'ten ama Yiğit taşıdı. Son çizgide. Yiğit çeviriyor. Gol pozisyonu olabilir. Beraberlik şansı. Savunma top ağlarda gol. Top ağlarda gol. 1-1 oldu Antep'te. Durum 1-1 oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası. Herkes maçın 1-0 biteceğini tahmin ederken bitmiyor. Son dakikada geldi gol. İşte Ziraat Türkiye Kupası. Durum 1-1. Lazar Marković'in çok büyük bir hatası var sevgili seyirciler. Marković'in çok büyük hatası. Durum 1-1 oldu Antep'te. İşte Marković'in hatası. Bakın topu burada Yiğit taşıdı. Marković kaybetmişti topu. Yiğit geldi. Pasını aktarıyor. Büyük karambol yaşandı. İşte bu vuruş. Mehmet Han Küçük durumu 1-1'e getiriyor Antep'te. 90 artı 1. dakikada geliyor gol. 1-1. İşte sıkıntılı dakikalar başladı. Uzun top ileri doğru. Canio Bikel. Şimdi ilk yarının uzatmasında geldi gol. İkinci yarının da uzatmasında geldi. Aynı kaleye. Durum 1-1. Bir kafa topu. Şimdi sola. Oynayın diyor karşılaşma hakemi. Jevtović vurdu, döndü savunmadan. İlker rakibe attı topu. Oyuna girdikten sonra pek bir varlık gösteremedi İlker. Oyunu durdurdu karşılaşma hakemi. Saatini de gösterdi. Miraç. Şimdi Miraç için ayrı parantez açacağız. Sevgili seyirciler, çok iyi oynadı. Alper Gülter Hoca planını çok iyi uyguladı Gaziantep deplasmanında. Çok iyi uyguladı. Ve gelen beraberlik golü maçı belki de uzatmaya taşıyacak. Ve belki de uzatmada denge bozulmayacak. Ve belki de penaltılara gideceğiz. Ve belki de penaltılarda da denge bir an bozulmayacak. Ama sonunda yumurtanın biri kırılacak. Bakalım turu kim atlayacak? Antep'te durum 1-1. 90 artı 3'teyiz. Enteresan bir maç. Çok enteresan bir maç. Gerçekten ilginç bir maç değerli seyircilerimiz. ...45 artı 2'de golü buldu Gaziantep. 90 artı 2'de golü buldu Etimesgut Belediye. Durum 1-1. Şimdi Arda. Arda aktardı pasını. Jevtović yerden şut dışarı. Topu dışarı attı. Topu dışarı attı İlker ve bir de sakatlık yaşıyor. Ertuğrul'un itirazları var hakeme. Şumudică görüntüde. Ertuğrul itirazlarından dolayı kart görüyor hakemden. Değerli seyirciler, son düdüğü duymadan net konuşmak çok yanlış. Futbol böyle bir şey. Futbol çok enteresan bir oyun. Bakın ikinci yarıda bir tane pozisyon buldu Etimesgut Belediye. Ve bu pozisyonu golle değerlendirdiler. İşte gelen bu gol maçı belki de uzatmaya taşıyacak. M'Bakata'ya doğru. M'Bakata orada. Ertuğrul. Bir kafa darbesi. Onuran Babuşçu. Top ona gelmedi. Beraberlik golünün mimarı orada Yiğit. Bir top kaybı, Yiğit bırakmadı. Faul. Sarı kart geliyor kime? Yiğit'e. Yiğit Yıkılmaz sarı kart gördü. Hemen kullandılar. Canio Bikel. Ertuğrul da ileride. Artık kontrolü kaybetti Gaziantep. Bir gol bulmak için tüm hatlarıyla rakip yarı alandalar. Orta. Kimse yok. Kimse yok. Out. Maç bitti değerli seyirciler. Karşılaşma uzuyor. Gaziantep Futbol Kulübü 1, Etimesgut Belediye 1. 45 artı 2'de geldi Gaziantep'in golü. 90 artı 2'de geldi Etimeskut'un golü. Durum 1-1 ve maç uzatmaya gidiyor. Değerli seyirciler, gol geliyor. Jevtović. Şimdi bütün planlar değişiyor tabii. Etimesgut Belediye'nin de planları değişiyor. Şumudića'nın da planları değişiyor kuşkusuz Antep'te. Durum 2-1 oldu. Uzatmanın ilk dakikalarında geliyor gol. Miraç'ın baskısı hakeme. Top ağlara gidiyor. Bir kez daha izliyoruz. Bakın. Burada hakem atışı. Hakem topu Marković'e verdi. Marković aktardı ve İlker topu ağlara gönderdi. İlker Karakaş'ın attığı gol. Uzatmada 2-1 önde Gaziantep. İşte İlker. 2-1 oldu durum. Değerli seyirciler, enteresan bir maç izliyoruz. Şimdi ilk yarının uzatmasında Gaziantep öne geçti. İkinci 45 dakikanın uzatmasında beraberlik geldi. Ve uzatmanın ilk dakikalarında Gaziantep yeniden öne geçiyor. Canio Bikel. İlker'e gelmedi top. Ertuğrul. Oğulcan Çağlayan. Baskı var. Lazar Marković geriye doğru geçti. Onuran Babuşçu takip ediyor topu. Talha. Doğrudan dışarı. Taç Gaziantep'in. Taç atışı. M'Bakata. Canio Bikel. M'Bakata. Geriye döndü. Ertuğrul. Riskli bölge. Taç. Alper Gülter Hoca gelen topu şişirdi. Ozan Ergün ekrandaydı maçın hakemi. M'Bakata. Onduran Babuşçu. Arda'dan sol kanada. Sol tarafta Oğulcan Çağlayan. M'Bakata'nın önüne. M'Bakata geldi. Duvar pasına girdi. Solda Oğulcan Çağlayan. Üçüncü gol arıyor Gaziantep. İçeri geldi. Savunmanın müdahalesi geldi. Tam zamanında geldi o müdahale. Bir hızlı hücum şansı olur mu diye bakıyorum. Canio Bikel bırakmadı mücadeleyi. Taç. Uzatma bölümündeyiz. 5 dakika içindeyiz sevgili seyirciler. Galibiyet golü geldi Antep'in. Golü İlker Karakaş attı. Taş atışını kullandı. M'Bakata. Onurhan Babuşçu. Onuran son çizgi üzerinde bıraktı ve korner. Ankaragücü İskenderun maçı da başkentte başladı. Orada da 0-0'lık eşitlik var. Karşılaşmayı Kerem Canbulat anlatıyor. Korneri kullanacak Gaziantep Futbol Kulübü. Bir vuruş Ertuğrul'dan, savunma Miraç. Şimdi Ertuğrul. Gelişine vuruş. Yumuşak bir vuruş bu. Oğulcan Çağlayan istediği ayağıyla vuramadı. Sol ayağı çok daha iyi. Yumuşak bir şut kalecide kaldı. Miraç. Gaziantep 90+2. Dakikadaki gole engel olamadı. Ve uzatmanın ilk bölümünde hemen bu gole yanıt verdi İlker'le. 2-1 yeniden öne geçti Gaziantep Futbol Kulübü. M'Bakata. Top kendisinde. M'Bakata. Oğulcan Çağlayan. Oğulcan'ın attığı yerde hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Doğrudan dışarı çıktı top. Taç Etimesgut Belediye'nin. Topu oyun alanında tutamadı Miraç. Yoğun bir yağmur var Antep'te. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda iki tarafta oyuncu değişikliği yaptı. Uzatmaya gittiğimiz için birer oyuncu daha oyuna sürdüler. İki teknik adam. 6 oyuncu değişikliği yapıldı karşılaşmada. Ertuğrul sakatlandı. Yerine Dileboji girdi. İsmail Onur çıktı. Yerine Mertan Caner Öztürk oyuna dahil oldu. Dileboji. Artık uzatmada son bölüme geldik. İlk devrede son bölüme geldik. 2-1 önde Gaziantep. M'Bakata. Dileboji. Ertuğrul çıktıktan sonra kaptanlık bandı Dileboji'de. Oğulcan Çağlayan'ın gönderdiği pas rakibe gitti. Yağmur şiddetini arttırıyor Antep'te. Taç atışı ev sahibi ekibin. Mehmet Emin görüntüye geliyor. Canio Bikel, Şumudică dikkatle takip ediyor. Oğulcan Çağlayan uzak noktaya attı ama düşündü ama pratikte uygulayamadı. Etimesgut Belediye yeniden beraberlik golünü bulup umutlanmak istiyor. Fakat bir takım arkadaşı yerde, Yiğit Yıkılmaz. Kolay değil. M'Bakata. Evet, Miraç'ın desteğiyle yerden kalkıyor M'Bakata. Tehlikeli ve kötü düştü. Ama kötü bir durumu yok. Oyuna devam ediyor. Bir kişi daha. Bir daha. 114. dakikadan saniyeler alıyoruz. 2-1 önde Gaziantep. Tam kaleyi karşıdan gören bir yer. Lazar Marković kullanacak. Yayın oraya geldi baraj. Yaya çok yakın. Yağmur da yağıyor Antep'te. Şumudică izliyor. Lazar Marković topun arkasında. İşaret geldi. Lazar Marković yerden duvar atması. Gol pozisyonu. Arda ve top kalecide kaldı. Üçüncü golü bulup rahatlamak istiyor Gaziantep ama Etimesgut Belediye her an beraberlik golünü atabilir. Şu anda gergin bir ortam var. Kulübeye bir şeyler söylüyor. Misafir takım kulübesine Ömürcan Artan. Orada mutlaka ona da bir şeyler söylendi ki o da yanıt veriyor. Şimdi hakem Ozan Ergün izledi. Evet, kulübeye sarı kart geliyor. Bir sarı kart da Arda'ya. Arda Kızıldağ. Taç atışıyla oyun sürecek. İlker. Oyun durdu. Taç atışı kullanıldı. Bekleyin dedi. Çünkü notlarına sarı kartı gören oyuncuları yazıyordu. Melih. Top havalandı. İlker'e doğru. Bir müdahale daha Melih'ten. Bir kez daha top dışarıda. Aynı noktadan taç atışları bu kez el değiştirdi. Taç atışını Kaan ileri attı. Cilaboji. Mehmet Han Küçük. Miraç. Talha. Melih. Melih'ten sol kanada. Yiğit. Yiğit geliyor. Lazar Marković yine kapattı o koridoru. Etimesgut Belediye yükleniyor. Artık son anlar. Uzatmada ikinci yarıda son anlar. Kalecide kaldı. Caner Öztürk istediği pası aktaramadı. ...116. dakikadayız. Gaziantep 2, Etimesgut Belediye 1. Kaleci Batuhan'ın uzun degajı. İlker indirdi ama faul yapıyor rakibine. Melih serbest duruşu kullanacak. Kaan Aygün. Caner Öztürk. Kaan. Yiğit top istedi. Şimdi bir pas offside. Offside. Bayrak kalkıyor Mehmet Tekeci için. Adelelerin zorlandığı bölüme geldik. Ömürcan Artan arkadaşlarının yardımıyla yerden kalktı. ...117. dakikadayız sevgili seyirciler. 2-1 önde Gaziantep Futbol Kulübü. Batuhan kullanacak bu topu. İleri gidin diyor arkadaşlarına. Stoper hattını orta çizgiye kadar yaklaştırdı Batuhan. Oğulcan Çağlayan'ın baskısı. Şimdi Lazar Marković göğsüyle yumuşattı. Üst üste top kayıpları iki takımdan son periyotta. Arda. Batuhan. Jiloboji. Jiloboji. Oğulcan Çağlayan aktaramadı. Top Etimesgut Belediye'de. Fatih Arhan. Uzun top attı Fatih. Ve dışarı çıkıyor. 118. dakika artık sona doğru geliyoruz değerli seyirciler. Gaziantep'te 2-1 önde ev sahibi takım. Ve tura çok yakın. Ama biz yeniden hatırlayalım. Son düdüğü duymamız lazım. Kaleciye sarı kart, vakit geçirdiği için Batuhan'a. Ozan Ergün hoca tüm kuralları harfiyen uyguladı. Çok da güzel bir maç yönetti gerçekten. Batuhan'ın bu gönderdiği top kısa düştü. Aldı M'Bakata. Verdi pasını. Şimdi araya Lazar Marković savunmanın arkasına iyi sarkmıştı ama Melih son anda araya girdi. İlker göğsüyle indirdi. Şimdi sola. Marković ileride tek başına. Onuran Babuşçu. Şimdi son çizgiye doğru. Top dışarıda. Hakem korneri gösteriyor. Köşe gönderini gösteriyor hakem. İlker ekranda. Oyuna ağırlığını koydu. İkinci yarıda oyuna girmişti İlker. Golü de attı. Yağmur devam ediyor Antep'te. Artık son dakikalardayız. Topun başında Onuran Babuşçu var. 120. dakika. Korner kullanıldı. Kaleci yumrukluyor. Ve sakatlık yaşıyor Burak. İnşallah kötü bir şey yoktur. Çünkü sert bir şekilde düştü. Evet. Şimdi yerden kalktı. Evet. Uzatmanın sonuna, uzatma 1 dakika. Şimdi geliyor. 4. hakem 1 dakikayı gösterecek. Kaan Aygün. Maç biter bitmez kameraları hemen Ankara'ya çevireceğiz. Orada da 1-1'lik skor devam ediyor. Biraz daha geriden kullanmasını istedi hakem. Yüksek bir top geldi. Kaleci Burak. Evet, 1 dakika. Maçın sonuna 1 dakika. Miraç. Şimdi bir top kaybı mı diye bakıyorum. Melih aldı. Melih. Yiğit. Topu kontrol etti Yiğit. Lazar Marković arada. Lazar Marković. Duvar pası. Canio Bikel offside. Oğulcan Çağlayan offside'e yakalandı. Artık son saniyeler. Gözler maçın hakeminde. Uzun top ileri. Yiğit'in koşu yoluna doğru. Ömürcan dışarı attı. Taç. Belki de son bir şans olabilir. Son bir atakta. Son bir şans olabilir. Yiğit. Taç kullanıldı. Canio Bikel. Melih. Melih. Şimdi uzun oynuyor. Kaleci Batuhan topu kontrol etti. Maçı bitirdi sevgili seyirciler. Gaziantep Futbol Kulübü Etimesgut Belediye'yi 2-1 yeniyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlıyor.